Pançalar köyündeyiz. Sol tarafımda Rukiye teyzem var, sağ tarafımda Elif teyzem var. Bize Halvat dedeyi anlatacaklar. Rukiye teyzeciğim, senden başlayalım. Neler bilirsin? Ben işte çocukluğumdan 12 yaşındaydım ocağımı dokurken. Geliyorduk bu turbaya, giriyorduk biri biz. Sonra bundan büyük bir ablaları, halaları vardı. Anlatırdı. Bir yerde harp oldu mu böyle bu kılıçla giderimiş Mehmet dede. 2-3 gün, 5-6 gün gelmezmiş. Geldim bu kış buralarına kadar kan olurmuş bu kılıç. Anladın mı? O zaman geldi mi de bunları haber vermek için depinirmiş burada. Ben geldim diye. Ben geldim diye. Tartladırmış. Tartladırmış. Ya onu biliyoruz, ondan geldi. Biz buraya girin derdi hocam rahmetlik. Girerdik, namaz kılardık, toprağından yalardık. Akıllı olsun, şey olsun, zekalı olsunuz diye. Bu kadar. Bu kadar. Peki şeye sorayım, kılıç en son ne zaman kayboldu? Onu ben bilmiyorum. Bak bunlar buranın sahibi sayılıyor. En son kılıcın buradan kayıp olması 84 senesinde. 84 senesinde bu kılıcı İzmir'e bir hastaya götürdüler. Getireceğiz diye getirmediler. Aradan 5-6 sene geçti. Sonra bunu İzmir'de biri görmüş. Oradan geri getirdiler. Yerine koydular. Bunu da gelen giden Ali'ye ihtiyacı oluyor diye götürmek istiyorlar. Onun için ben de içeri koyuyorum. Çıkarmıyorum. Çocuklar götürüyorlar. Vermiyorum kimseye. İyi yapıyorsun. Buranın hatırası. Emanettir. Tabii. Hemen Elif teyzeme dönmek istiyorum. Elif teyzem, sen neler biliyorsun? Ben de aynı bunun dediği gibi barbar okuduk camıda. Aynı işte hocanın öyle derdi. Geledik giderdik. Çocuğu olanlar geldi. Bağlanı giderdi bura çocuğu olmayanlar. Toprağa geldi. Öyle yedim çocuğu. Gelin, bu köyde gelin çıktım bu havratı gösterirler gelinlere. Dolaşırlar. Niye? Gelin gitmedi. Gelini gör, bu havratı görmeden gelin evine girmez. Neden? İşte inanç. İnanç. Tabii inanç canım. Buradan illa arabayı geçirirler. Gelin çocuğu olmaz. Havlatın önünden araba geçecek. Öyle derlerdi. Onu biliyoruz. Burada hek bile oldu mu bir şey dermiş. Mehmet'te de sırkalırmış. Sırkalırmış. Hek bile olmazdı burada. Oynanmazdı. Hindi bilen gören yok. O zamanları büyüklerimiz görüyor, duyuyorlarmışmış. Büyükler biliyor. Büyükler biliyor. Cuma'yı Perşembe, Cuma'ya bağlayan gece, Pazar, Cumartesini Pazar'a bağlayan gece, bu iki gecede buraya gelir. O zaman geldi mi belli olur. Aşağıda mezar göremedik biz. Mezarı nerede? Bunun mezarı Akkent'e giderken yolun üstünde büyük bir ağaç var sonunda. Musluğun o tarafı üstünde. Arka. Orada musluk var. Orada kabağacın dibindeymiş bunun mezarı. Mezarın bittiğinde musluk var. Böyle bayağı beton yapı. Yani, onun üstünde bir kabaçla kocaman orada orduymuş bunun sahibi. Peki daha önce ne iş yapıyormuş burada? Ayakkabı dikiyormuş. Onu bilmez onu. Ayakkabı dikiyormuş bu. Veriyor. Oradan duyduğuna göre diye veriyor. Bu da gelin gelme bura. Öyle değil mi canım? Ayakkabı dikiyormuş da işte o gelin mi gelmiş, bir kız mı gelmiş? Ayakkabının ölçüsünü böyle kaldırmış da verirken Çökelez'den gelen Ellez dedenin suyu akmış mendilden bunun pamuk yanmamış. Mendilin içinde köz yanmamış. Böyle kalmış. Gördün mü demiş. Orada kim olsa durağı sağlam iş burada durmadı. Köyde demiş. Gelenle gidenle hani ayakkabı dikince gelinle kızla yaşlıyla ihtiyarla her tabii an görüşüyormuş o. Halvat dedeye Mehmet dede diyorlar. Şimdi... Adı Mehmet'miş onun da. Turbesi Halvat. Kendi adı Mehmet. Adı Mehmet ama Halvat dede olarak. Hanımının adı da Hatice'ymiş. Şimdi bura bağlanan kız olursa Hatice oluyor. Oğlan olsa Mehmet oluyor. İsimleri devam ediyor. İsimleri devam ediyor. Ne güzel ya. Babamın adı Mehmet. Benim oğlumun adı da Mehmet. Buranın adı. Sizin ailede Hatice var mı peki? Var. Amcamın kızı var Hatice. Ondan da bura bağlanmış. Çocukları kız olmuş. Hatice vermişler. Zehra'nın Hatice. Hatice. Ölü ölü dedi de bura bağlandı. 7 sene eşim, burada horoz kesti. Tavuk kestiler. Akkentli İbrahim abinin. Ben Çallı'ydı onun hanımı da Huriye Tokatlı'ydı. Burada öğretmenlik yapmış. Neyse buradaki evlendiler. Bey Zeyveli'ydi İbrahim Akduman. Affedersiniz 2-3 tane bebekleri yaşamamış. Düşük olmuş. Kendi buradan okula gelip geçtiği için rüyasında 200 sefer görmüş. Buraya kadar gelirdim diyor. Elimde diye bir bohçam olurdu. Buraya geldim mi diyor.
bohça bir düşer açılırdı, orada uyanırdım diyor. Çocuk rüyasında. Telef oluyor o zaman işte. Sumura gari, üçüncü çocukta mı, dördüncü çocukta mı buraya bağlanmışlar, kızı oldu. Adını ne koydu? Sibel Godula. Göbek adı koyuyorlar şimdi. Benim dayımın oğlunun da bura bağlan, Dedeköy'e bağlandı Zekeriya'mın kız. Nursel adı Rukiye, oranın da hanımının adı Rukiye'ymiş o. Yedi sene bura bağlanan kız ise tavuk kesiliyor, oğlansa horaz kesiliyor. Yedi sene kesiliyor. Neyse eskiden burada pişirip de yediriyorlarmış koluma komşuya çocuklara. Şimdi herkesi götürüyor, kendi pişiriyor, dağıtıyor. O dağılıyor. Hayır. Pilav yapıyorlar. Ha. Yediriyor. Pilav yapıp dağıtıyor. Ne yaparsan yap işte horazla, tavukla ne olursa. Dedenin yurdundayız. Elimde de kılıcı var. Yurdu denmesinin tek nedeni burada yaşaması. Yani evinin burası olmasıymış. Mezarı burada değil. Mezarı Akköy yolunda sağ taraftaki çeşmenin hemen arkasındaki büyük ağacın dibindeymiş. Bu kılıç savaş zamanları kaybolduğu söyleniyor. Ama kılıcın kitaplarda yazdığı şu: kılıç kayıp ya da çalındı denmişti kaynaklarda. Biz de şey demiştik kendi kendimize, madem savaş zamanı kayboluyor, Müslüman aleminde savaş var şu anda, kılıç oraya gitmiştir. Zaten savaşlar da bitmedi, büyük ihtimalle dedim oradadır diye düşünmüştük ama türbeyle, yani yurtla ilgilenen kişiler kılıcı alıp saklamışlar, birileri götürmesin diye. Biz de kılıcı size göstermek için emanet dolabından çıkarttık. Kılıç yaklaşık 200 senelik. Bu kılıcın yeri belli burada. Zaten emaneti yerine koyup öyle gideceğiz buradan. Savaş zamanı gidenler, gelenler buraya kılıcın olmadığını görmüşler. Yaklaşık bir hafta sonra geri geliyormuş kılıç. Geldiğinde de yarısına kadar kanlı, kanın damladığını görenler var Hançalar köyünde. Temizleyip tekrar aynı yerine bırakıyorlarmış. Ama son dönemde çocuklar tabii ki eğlence olsun diye kılıcı almaya başlayınca buradan. Zaten üzerinde bazı yerlerinde hafif taşa vurma izi var çocuklardan kaynaklı. Artık emanet dolabına kaldırmışlar ve emanetteymiş. Burası Halvat Dede ya da Mehmet Dede'nin yurdu. Burada yaşıyormuş. Daha önce Hançalar'da ayakkabıcılık yaptığı biliniyor ve Ellez'le yani İlyas'la, Çökellez'le bir hikayesi var. Onu da teyzelerimizden dinleyelim. Bu onun yanına gidiyormuş. O da bunun yanına geliyormuş. Oraya gittikleri zaman orada konuşmuşlar. İşte ondan bundan sağlamlıktan ben sağlamın demiş Ellez Dede. O da belli olmaz burada demiş. Köyde belli olur demiş. Giden madem ikimiz beraber demişler. Nasıl gideceğiz? Boş gitmeyelim. Ellez Dede su katmış mendiline. Bu da mendilin içine pamuğun üstüne köz koymuş. İkisininki de buraya kadar gelmiş. Ben süt duyardım onu. Süt. Onu anamgil su derlerdi. İşte benim anamgil de süt koymuş. Getirmiş bu Mehmet Dede sütü az aşağı rafı kapalımış böyle az aşağı hiç akmıyormuş. Ondan sonra yanına bir genç gelmiş o ben sağlamın dedi ya sütü getiren başlamış süt akmıyor. Kendini zapt et demiş. Bir hanım görünce kendini zapt et demiş. Ben demiş bak demiş ateşi pamuğu yakmadı. Onunki yanmamış. Yani dağda bütünlük olmaz böyle şehirde olacak demiş. Biz bu kılıcı Mehmet Dede'nin ya da Halvat Dede'nin yurduna yani evine emaneti eski yerine koymaya geldik aslında. Bir ziyaretti bu. Ama size bahsetmek istediğim başka bir şey var emanetten önce. Bu tarafta yani burası niye kullanılıyormuş? Burası dilek dilemek için, çocuğu olmayanlar için kullanılan bir yermiş. Burada hemen küçük bir tane deliğimiz var. Bu deliğin içinde yüzlerce küçük çakıl taşı var. Hepsi bir dilek. Dileklerini dileyip buraya koyuyorlar. Ya da işte ip koyuyorlar, bez bağlıyorlar. Burada zaten ipimiz de var. Bir şeyler asmak için. Burayı kullanıyorlar. Ama burası gerçekten çok güzel bir mekan. Şimdi emaneti yerine koyma zamanı.